Allah'ın sevgili kulu, zamanının gavsı, maneviyat sultanı, Eşşeyh Es-Seyyid Hacı Ömer Hüdayi Baba Köyengi, Evliyanın büyüklerinden, ariflerin ileri gelenlerinden olan Hacı Ömer Hüdayi Baba Hazretleri 1821 yılında Harput'un Mürü köyünde dünyaya gelmiştir. Soyu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşır. Gençlik yıllarında gönüllü olarak asker ocağına kaydoldu ve o zamanki askeri teşkilatta komutan oldu. Askerlerinin üstünü örter, kendisi de sabaha kadar zikrullah ile meşgul olurdu. Bir gece mana aleminde kendisine bu kadar zaman maddi paşalık yaptın, biraz da manevi paşalık yaptın denilir. Böylelikle tasavvuf yoluna dahil olarak önce Nakşi Şeyhi Arap Birli Ömer Efendi'ye intisap eder. Bir süre sonra Şeyh Ömer Efendi kendisine "Oğlum Ömer Hüdayi, bende sana verecek feyiz kalmadı. Ben seni getirebileceğim yere kadar getirdim. Bundan ileriye seni Kadri yolu büyüklerinden Urfa'da Kutup Dede Osman Avni Baba götürebilir. Var o Hazreti git, nasibin oradadır." buyurmasıyla Ömer Hüdayi Baba Hazretleri Kadriye Halisiye mürşitlerinden Büyük Veli Dede Osman Avni Baba Hazretlerine intisap eder. Şeyhinin her bir emrini harfiyen uygulayarak o yüce zatın pek çok dua ve teveccühüne mazhar olup hilafet ve icazet alarak şeyhlik mertebesine yükselir. Menkıbe geldi, aç gözünü kardeş. Feyz alıp parlat gözünü kardeş. Dede Osman Avni Hazretleri bir paşa kızı ile evlidir. Fakir fukaraya neyi varsa sadaka vermiştir. Hanımı da Dede Efendi'ye pamuktan iplik bükerek yardımcı olmaktadır. O gün evde para yoktur. Üstelik büküp satacak pamuk da kalmamıştır. Bu sıkıntı ile Dede Efendi'ye çıkışır. Evde pamuk da kalmadı. Neyimiz varsa fukaraya verdin. Şimdi ne olacak? Osman Avni Hazretleri bu sıkıntıyla evin avlusuna çıkar. O an kapı açılır, sırtında bir koca çuval pamuk ile Ömer Hüdayi Baba kapıdan girer. Efendi Baba Hazretleri, belki lazım olur diye küçük bir hediye getirdim köyden der. Bunun üzerine Dede Osman Avni Baba Hazretleri, "Hay Ömer'im, sen Hızır mısın ki bana böyle yetiştin?" buyurur ve o anda kendisini manevi bir hal kaplar. O neşe ile müridi Ömer Hüdayi'ye bir nazar eder. İlahi bakış ile baktığı anı Ömer Hüdayi Baba şöyle anlatıyor.
Mürşidim Dede Osman Avni Baba Hazretleri bana baktığı anda gözlerindeki nurlar beni kendimden geçirdi. Kendimden geçince baktım ki bir büyük meydandayım. 124 bin peygamber haziratı toplanmış, pirinç pilavı yiyorlar. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim aleyhisselam ile yan yanayım. O anda nice manevi mertebe ve dereceleri bir anda geçirildim ve sonsuz nurlar sahibi Allah'a kavuştum. Ömer Hüdayi Baba Hazretleri bundan sonra irşat vazifesine başlar. Çevreden akın akın insanlar, alimler, aşıklar huzuruna koştular. Dünyanın geçici oluşunu, gerçek sevilecek olanın ancak Allah olduğunu, sonunda dönüşün ona olduğunu anladılar. Ömer Hüdayi Baba şiirleri ile de insanları ikaz ediyordu. Bu dünya dar-ı gaflettir, rahatı hep yalandır ha. Bilir misin ahir fani, vefasız bir cihandır ha. Bir gün dervişleriyle dağlara çıktılar. Hava çok güzeldi. Cümle mahlukat kendi haliyle Allah'ı zikrediyordu. O anda karşıdan iki tane vahşi ayı çıka geldi. Müritler belki zarar verir, saldırır diye öldürmek istediler. Büyük Veli Ömer Hüdayi Baba gülerek, "Bırakın, incitmeyin gelsin koca olanlar, biraz zikredelim," buyurdu. Koca hayvanlar kuzu gibi oluverdi. Ömer Hüdayi Baba'nın ayaklarına yüz sürmeye başladılar. Ömer Hüdayi Hazretleri birini sağına, diğerini soluna aldı. İnsan gibi ayakları üzerine dikilen hayvanların pençelerinden tutarak bir vecd ve cezbe halinde Allah'ın Hu ismi şerifini söylemeye başladı. Hayvancıklar da onun ile zikrediyorlardı. Bir saat kadar orada bulunan kalabalığın hayretli bakışları önünde zikrettiler. Sonunda Ömer Hüdayi Baba zikri durdurdu. İki vahşi hayvan arka üstü yere devrildi. Ömer Hüdayi Hazretleri, "Uyuyun bakalım hayvancıklar," diyerek yoluna devam etti. Bu keramet halen o bölgede konuşulmaktadır. Bilinir ki vahşi hayvanlar bile Allah'ın evliyasını bilir, tanırlar. Allah bir kulu severse, yer ve gökteki her şeyde o kulu sever. Binlerce insanın hidayetine vesile olan, pek çok alim ve evliya yetiştiren Ömer Hüdayi Hazretleri, manevi ilimler hazinesi, kerametler sahibi idi. Çok şefkatliydi. Kendini kimseden üstün görmez, daima Allah sevgisinden ağlardı. Çok zaman kırmızı renkli sivri keçeden kadiri tacı giyerdi. Herkese eşit davranır, kimseyi kırmazdı. Hususen yaşamı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tam uygundu. İlmi ledünnide sanki bir deniz idi. Doğuda batıda sayısız müridi, 80'i aşkın halifesi vardı. Bir yolculuğa çıkacağı zaman arkasında 3000 mürit ve dervişin
zikrederek yürüdüğü bilinmektedir. Hızır aleyhisselam kendisini sık sık ziyarete gelirdi. Alimler, veliler huzuruna gelip feyz alırlardı. Zamanının gavsı idi. Sayısız kerametine şahit olunmuş, vahşi hayvanların kendisiyle zikrullah yaptıkları görülmüştür. Arifane şiirleri vardır. Halifelerinin en başta geleni, vazifesini devrettiği Kürk köyünden Eşşeyh Es-Seyyid Hacı Muhammed Baba Hazretleri'dir. Hacı Ömer Hüdayi Baba Hazretleri 1905 tarihinde vefat etmiştir. Kaddesallahu esrarhum. Kabri Elazığ Köen köyündedir. Himmeti hazır olsun. Allah şefaatine nail eylesin. Bu dünyaya gelen canlar, geda ve bayi sultanlar, turab oldu bütün onlar, gelin zikredelim yahu. Bu dünya bir tımarhane, gidenleri düşünsene, gönül verme bu külhane, gelin zikredelim yahu. Etme sivaya iltifat, diler isen gamdan necat, ver Muhammed'e salavat, gelin zikredelim ya. Bu sim üzeri derme gel, inkarı kok ikrara gel, bülbül gibi gülzara gel, gelin zikredelim ya. Zikirle meşgul ol hemen, kalbe dolar nuru iman, zikri hüda et her zaman, gelin zikredeyim ya. Bu dünyaya gelen gitmiş, kamu varını terk etmiş, bugün nöbet bize yetmiş, gelin zikredeyim ya. Meyil verme bu dünyaya, evlat iyal ehimbaya, düşersin sonra cezaya, gelin zikredelim yahu. Olma zahidi huşkine, koma masivayı dile, mücadele et nefs ile, gelin zikredelim yahu. Elinde varken fırsat, zikri hüdaya et dikkat, tutup durmaz seni sıhhat, gelin zikredelim yahu. Hüdayı eyledi pendi, göz ile kalplerin bendi, huzuru kalbe efendi, gelin zikredelim yahu. Kutlu Arifin, Gavsül Vasilin, Eşşeyh Es-Seyyid Hacı Ömer Hüdayi Baba Köengi, kaddesallâhu sırrahu.